İskenderun sokaklarında bir anne evladıyla yaşam mücadelesi veriyor. İskenderun Esentepe Mahallesi 339. sokakta kirada oturduğu evin yanmasıyla birlikte kendisinin ve 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi çocuğunun hayatı altüst oldu. 43 yaşındaki Zeynep Karaoğlan, 9 yaşındaki oğlu, 3. sınıf öğrencisi Eren Karaoğlan'la birlikte devletin kapısında yaşam mücadelesi veriyor. Neden mi? Mecburum, evim yok. Gücüm yok. Bu çocuğum hasta olmasın diye çırpınıyorum. Tek gün o hasta olmasın ben olayım diye. Çocuğum için. Bir de okul günleri geldi. Okula götürüyorum. Okuldan geliyor. Tahtitler alıyorum. Bu yüzden. Kaçıracağız işte. Şöyle yapacağız. O yüzden de korkuyorum. Kendim götürüyorum, kendim getiriyorum. Anne Zeynep Karaoğlan yaklaşık 2 haftadır kalacak yeri ve ailesi olmadığından dolayı İskenderun Devlet Hastanesi acil servisinin kapısının önünde oğlu ve valizleriyle birlikte kalıyor. Gecenin soğuğunda donma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Eren, İskenderun Devlet Hastanesi acil servisi önünde derslerini yapmaya çalışıyor. Kadın sığınma yurdundan çıktım bu çocuğumun okulu için. Tek dedim geri kalmasın çocuğum için. Ondan sonra geldik. Kılıç Alp Paşa İlkokulu'nda okuyor oğlum. Başarılı da. Bu beraber yatıyor, beraber kalkıyor. Anne Zeynep Karaoğlan eşinden ayrıldığını belirtirken şu anda çocuğuyla birlikte yalnız olduğunu belirtti. Daha önceleri devletin sığınma evinde kaldığını dile getiren anne, okul zamanı oğlumun okula gitmesini istedim. Bu yüzden yurttan ayrıldım. Esentepe'de kiraya geldim, ev yanınca ev sahibi beni suçluyor dedi. 9 yaşındaki Eren'in bir de isteği var. İyi kötü bir maaşa bağladı. Allah razı olsun. Onunla geçinmeye çalışıyor. Evin kirası ateş pahası. Ne yapabilirim ki? Bir ara 150, bu çocuğu getirdikten sonra da 250 verdi. Hep çocuğumu harcadım. Fazla da şey yapmıyorum. Cüzdanımı da kaybettim, kimliğimi çıkarmıştım. Şifrelerim vardı. Onu arıyordum şimdi de. Yeni geldim. Çünkü ben sabaha kadar oturuyorum. Çocuğum yani düşer müşer diye, hasta olur diye. Sağ olsun devletimizden burada açık alan var. Bakmaya çalışıyorum. Onunla ilgileniyorum. Her zaman diyorum, oğlum hasta olma yeter. Direniyorum yani. Yıkılmadım ayaktayım gibi bir şey. Ben yani tansiyonum düşüyor ki 80 yere seriliyor. İlaç da kullanıyorum. Geçen düştüm çocuk göğsüme yattı, anne ölme beni bırakma diyor. Duyuyorum ama konuşamıyorum. Direniyorum yani ayakta durmaya çalışıyorum. Gece üşümüyor musun sokakta? Üşüyorum. Bir de devlet büyükleri ve bana yardım etmesini istiyorum. En büyük hayalin ne? Mutlu bir evde yaşamak. Yaklaşık 2 haftadır hastane bahçesinde kalan aile kendilerine uzanacak sıcak bir yardım haberi bekliyor ve kendilerine yardım eli uzatılmasını bekleyen aile soğuk sokaklarda sıcak haberler beklemeye başladı.